Kripto para piyasası boğa sezonunu büyük bir heyecanla bekliyor. Bugün sizlerin karşısına aslında birazcık negatif bir videoyla çıktım. Tabii mutluluğunuzu asla kaybettirmeyecek bir video olacağını umuyorum. Aslında mutlu olmanın formülü benim için piyasayı yemyeşil görmek diyebilirim. Peki sizin için mutlu olmanın formülü nedir? Bunu benim ile garip biliyorsun. Sen ne bileceksin? Tabii mutluluğun formülü kişiden kişiye değişebilir. Saygı duymak gerek. Kripto Kapo'yu duyan var mı? Kendisi şu an bir Twitter fenomeni ve Haziran ayındaki çöküşü doğru tahmin etmişti. Sadece onu da değil, 2021 yılında 50 bin dolara düşeceğini, 3 yıl önce de 3500 dolara düşeceğini doğru tahmin etmişti. Bugün sizlere yine bir felaket tellallığı yaptığı görüşlerini paylaşacağım. Kapo, boğa sezonu rallisi için henüz erken olduğundan bahsediyor. FTX iflasıyla birlikte büyük bir baskıya giren kripto paraların düşüşü devam edebilir diye uyarıyor. Ekrandaki grafiği paylaşarak Bitcoin'in 14 bin dolar hedefinin olduğunu, fakat farklı kriz kombinasyonlarına göre de 13.500 ya da 12.500 dolar civarına inebileceğini, bir grafiğin 1000 kelimeye bedel olduğunu belirterek paylaşmış. Farklı kriz kombinasyonları olarak yeni kripto para borsalarının batışını işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü FTX batışıyla birlikte birçok yatırımcı artık Bitcoin gibi kripto paraları soğuk cüzdanlarına taşımaya başladı. Ve bu da bazı borsalarda likidite sıkıntısına neden olabilir. O sebeple FTX kadar olmasa da ufak çaplı krizler yaşanabilir. Kapo aynı zamanda Ethereum için 750 dolara düşebilir uyarısını bu grafik eşliğinde paylaşıyor. Az önce bahsettiğim senaryo tabi Ethereum ve diğer kripto paralar için de geçerli. Bu krizlerin yaşanması halinde bu seviyeleri bekliyor. Tabi şunu da unutmamak gerek. Bitcoin dip yaptığında hep bir boğa sezonu rallisi de başlıyor. Tabi bu dip ne zaman olabilir ve ralli ne zaman başlar, bunun tarihini verebilmek için çok erken. Zaten şimdiden bilsek Miami sahilinde güneşleniyor olurdum. Tabi etrafta onca gününe kadar tarih verip yanılan insan varken onlara güvenip paranızı riske sakın atmayın. Bu tür kriz anlarında eğer nakitteyseniz orada kalmaya devam etmekte fayda var. Zararda olan arkadaşlar da umarım boğa geldiğinde zararlarını misliyle çıkarırlar. Bunu da dipnot olarak belirtmekte fayda var. Keyifli dakikalar geçirdiğinizi umarım. Like atıp kanalıma abone olarak, hatta bir de bildirimleri açarak daha geniş kitlelere ulaşmamda destek olursanız ayrıca çok memnun olacağım. Bol yeşil göreceğiniz ve mutlu olmanın formülünü bulacağınız bir gün dilerim. Hoşça kalın.